Yeni bir One Man Squat bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Daha fazla One Man Squat videosu ve destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Oha, DF28 yanına Mosin. Ben bunu challenge'a çeviririm. Hadi bakalım. İlk bulduğun silahla oynama challenge'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, biraz uydurma bir challenge oldu ama challenge challenge'dır. Oyunun sonuna kadar DP28 ve Mosin'le devam edeceğim. Hadi bakalım. Bu arada uzun zamandır challenge yapmıyoruz. Challenge fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yazın bakalım nasıl fikirler gelecek. Şurada bir hareket var. Hemen DP28'imizi masaya vuralım arkadaşlar. Gördüm. Lan. Kili çalamadım. Bak, erken müdahale hayat kurtarır. Şu bir. Oha, birisi M16 seri atış moduyla bayağı tehlikeli sıktı. Şu iki. Kaç kişisiniz ve patronunuz nerede? Arkadaşını kaldırıyor bu ya. Burada. Hepsi öldü. Takımınıza bir isim buldum. Leblebi Team. Bir takım mı gelmiş buraya? Vallahi temizledik arkadaşlar. Aytekin, ne yapıyorsun Aytekin? Orada birine sıkıyordu ama... Kime sıkıyordu? Kime sıktığını söyle yoksa ölürsün. Pardon, çoktan ölmüş. Evet arkadaşlar, Pochinki'den tek parça halinde çıkmayı başarıyoruz. Bir takım gelmiş zaten. Onları da leblebi tozu gibi hüplettik. Evet, sanırım yolunu kaybetmiş bir yapay zeka. Nereye gidiyorsun oğlum? Çöp. Gördüm. Ya beni bir salın da artık gidelim ya. Kodu bozukları ya. Şunun bir lootuna bakalım ya. Çöp. Fabrikaya direkt dalıyorum arkadaşlar. Öyle havayı falan koklamak yok. Taktik maktik yok. John Wick gibi gireceğim. Aradaki tek fark, John Wick olsaydı Mustang'le dalardı. Ben Uaz'la dalıyorum. Temiz gibi. Bu arada bilmeyenler için şunu da göstereyim. Bu fabrikadan bir tane Tesla araba, bir de airdrop alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın göstereyim şöyle. Bu şalterlerden 3 tane var. 3 tane şalteri indirdiğinizde Tesla ve airdrop alıyorsunuz. Hemen şu ikinci şalteri de indirelim. Bu arada bu şalterlerin bir indirme sırası falan yok arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız da aynı anda da indirebilirsiniz. Bu arada bana dürbün lazım. Hemen şöyle üçüncü şalteri de indirelim, üretime başlasınlar. Acelemiz var. Burada oyunu çok kısa bölüyorum ama sizler için çok güzel bir haberim var. PUBG Mobile ile birlikte Kurban Bayramı'na özel 150 bin TL değerinde bir çekiliş düzenliyoruz. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. O linke giderek görevleri yaparak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Görevler çok kolay. PUBG Mobile'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki PUBG Mobile'ı indirmeniz ve giriş yapmanız da gerekiyor. Çekilişe katılımlar 20 Temmuz sabah saat 10'da başlıyor. 30 Temmuz'a kadar devam ediyor. Tarih aralığına dikkat edin. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Ayrıca ben de sizlere Samsung'dan 49 inçlik 144 Hz'lik kavisli bir oyuncu monitörü hediye edeceğim. Link videonun açıklama kısmında. Daha bitmedi. PUBG Mobile yine Kurban Bayramı'na özel oyun içinde H5 sayfasında bir çekiliş var. Buradaki kartlarda ben de varım arkadaşlar. Bu kartlara tıklayarak ve görevleri yaparak siz de çekilişe katılabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bana ait olan kodu girerek kazanma ihtimalini arttırabilirsiniz. Buradaki son katılım tarihi de 25 Temmuz arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Hepinize iyi bayramlar, bol şanslar. Şimdi oyuna devam edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 tane şalteri de indirdik ve robot işçiler arabamızı üretmeye başladı. Daha -1 kilometrede arkadaşlar. Fabrikadan çıkmadı ya da. 1 lira farkla araca zırh takabiliyor muyuz? Savaşa gireceğiz de. Öyle bir seçenek yok mu? Bakın görmüş olduğunuz gibi. Aman vidaları iyi sıkın bak. Sanki biraz erken bıraktı gibi geldi bana. Şöyle boyama sürecini göremiyor muyuz? Orada gerçi zehirlenme tehlikesi var. Girmesek daha iyi. Evet, 0 kilometre Tesla aracımız ve airdrop karşımızda arkadaşlar. Güzel, dürbünü aldık. M24'ü normalde alırdım ama challenge'dayız. İlk bulduğum silahlarla devam. Lan bayağı da gazoz olmuş. İç lan benden.
Şimdi bu aldığımız Tesla modelinin çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler için ben şöyle hızlıca bir göstereyim. Biliyorsunuz Tesla araçlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi otopilot olması. Önce bir yola çıkıyoruz. Ondan sonra haritada gitmek istediğimiz yeri işaretliyoruz. Sonra ekrandaki otopilotu aç butonuna tıklıyoruz ve bu noktadan sonra aracımız işaretlediğimiz konuma kendi kendine otomatik olarak gidiyor arkadaşlar. Artık sürücü koltuğunda oturmak zorunda değiliz. Yolcu koltuklarında oturarak etrafı ateş edebiliriz. Bence tam bir one man squad özelliği olmuş. Ben bayıldım bu özelliğe arkadaşlar. Bilmiyorum, sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Güzel olmuş. Tam bir drive by özelliği olmuş ya. Çok artistik hareketler yapılabilir arkadaşlar bu özellik sayesinde. Şöyle bir takımın içinden geçmemiz falan yok mu? Neden olmasın lan? Burası son durak. Son durak dostum burası. Adam çıldırdı, nereye bakacağını şaşırdı. Bir de Tesla az ses çıkarıyor ya. Bu durağın ismini ölüm durağı koyuyorum. Bence iyi. Oha, kaskın güzelmiş. Dur. Lan dur. Şu kaskı alalım. Hasarlı ama korur. Abi şu sol tarafta bir olaylar patlak verdi ama geç kalmış olabilirim. Aha biri iniyor. Dur bakalım, parti yeni başlıyor da olabilir, hemen katılalım. Lan, dağılın lan. Bak. Sürekli platformu meşgul ediyorsunuz, o kapsüller yıpranıyor. Su mu yakıyor oğlum o? Ense tıraşını aldım ha. Dostum bana borçlusun bak. Ense tıraşını aldım. Güzel oldu. İşte DP'nin bu özelliğine bayılıyorum abi. Yere yat ve hunharca yarının yokmuş gibi tara. Bir uğraşma işte, bitti. Oyun bitti, game over. Lan güzel temizledik burayı ha. Ölüm koşusu ha. Ölüm koşusu ölümle bitti. Sakın aklından bile geçirme, bak arkadaşını kaldıracak he. Sonra bir daha burada dizi film çektirecek bana. Bu tepe çok güzel oldu bu arada arkadaşlar. Yani arkalanırsam yakın geliyor. Vay Chuck Norris vay. Şuraya bak, direkt böyle bam güm dalmaya geldi. Yapma bunu. Hayır. O tam anlamıyla yerin dibine girdi. Öyle dur. Biri kilimi çaldı. Yalnız bu çatışma biraz fazla uzadı. Böyle uzun uzun çatışabileceğim bir bölgede değilim. Her saniye arkalanma ihtimalim artıyor. Arkam çok açık. Hadi Chucky. O bir hiti yemişsin değil mi? Ağacın arkasındasın. Canını topla, öyle bak işte. Sabırsız. Yine döndük dolaştık geldik Pochinki'ye arkadaşlar. Yani buradan hiç ayrılmasaydık yine aynı hesap olacaktı ama tabii o kadar macera yaşayamayacaktık. Aha. Geldim. Evet yine açıkta oynayan oyuncular. Hemen birini düşürmem lazım. Çok oyalandım. Bu çok önemliydi. Pozisyon almadan hemen birini düşürmem güzel oldu. Şunu bir çekelim. Hadi. Yalnız ben de biraz açıktayım. Geliyor.
Bak bak, uyanık he. Uyanık oyuncu. Çapraz koşu yöntemiyle. Yani o kadar da uyanık değilmiş. Yalnız ben galiba bu otopilot olayını bayağı bir sevdim arkadaşlar. Hani bu şekilde araç otopilottayken 8-10 takımın arasına girip bir ona bir öbürüne derken lobiye gidesim var. İnsanı bir gaza getiriyor. Yeni arabama. Daha az önce fabrikadan teslim aldığım sıfır kokusu üzerinde boyası kurumamış, taksidi bitmemiş arabama. Ya sen ya ben dostum. Taktım kafayı sana. Maçı bırakıyorum. Sadece sendeyim. Tamam abi, bir şey demedik ya hemen. Kafadan headshot. Otlar kurtaramayacak seni yalnız. Taktım kafayı sana. Otun içinden gizemli bir vuruş. Hadi. Oğlum niye böyle sessizleşti lan oyun? Oyun sessizleşti. Baga mı girdi lan sesler? Makas aldım. Dur sen dur. Ya sen ya ben oğlum, dedim bir kere. Laf ağızdan bir kere çıktı. Arabayı duymuyor ya. Yalnız adamın ölümü çok manidar olmadı mı arkadaşlar? Yani arabamın intikamını almak isterken adamı arabayla öldürmek bence yerinde oldu. Şurada bir gazoz mazoz bir şey içelim ya. Sıcak bastı. Evet, son 4 kişi. 1 vs 4 kalmış olabilirim. Öyleyse zorlu bir son bizi bekliyor arkadaşlar. Yo, ateş sesi geliyor. Bak bana zarf atıyor da olabilir ha. Hani buradayız. Sıkıyorsa gel mesajı veriyor. Öyle bir şey de olabilir. Geliyorum lan. Yo, burada bir çatışma mı var? Bana mı deniyor? Oğlum ne yapıyorsun? Oha! Lan! Tamam. Parayla değil, sırayla. Şu bir. Bakalım kaç kişiler, şimdi anlayacağız burayı. Bu çok yaşamaz. Bir çılgın geliyor. Şu iki. Seni gitti Antonio Banderas. Şu üç. Aynen, bunlar dört kişiymiş arkadaşlar. Dağınık oynayan bir takım. Dağınık oynamalarını avantaja çevirdim. Tek tek aldık. Bir dakika, üç baygın var şu an. Üç baygın varsa... Kaç baygın? Bir dakika, bir ölü var. İki baygın var. Bir dakika, bir ölü, iki baygın varsa toplam 21 kill tamamlayabiliriz. 19. kill geldi. Güzel. Bir baygın bir ayakta kalmış olması lazım şu an. Tabii arkadaşını kaldırıyor da olabilir. Sonradan bilmiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Patronları. Evet, boss geldi arkadaşlar. Elveda. Hepsi öldü. Evet arkadaşlar, bence keyifli maçta sizler de keyif aldıysanız ve daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Düzenli olarak gün içinde hikayeler, fotoğraflar paylaşıyorum. Instagram adresini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kozmik Karınca birleşik olarak yazarak da beni Instagram'da bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.